Merhaba arkadaşlar, 3-4-5 yayınlarından güzel bir yeni nesil geometri sorusu çözelim. Aşağıda bir bölgenin dairesel savunma radarı gösterilmiştir. Dairesel radar ekranının AB ve CD çapları dik kesişmektedir. Radarda ilk defa E noktasında görülen U1 uçağı EB yolunu 24 dakikada alarak B noktasından sonra ilk defa F noktasına görülen U2 uçağı ise FE yolunu 30 dakikada alarak E noktasından sonra radarın gözleminden çıkmakta. Buna göre EG de CD'ye paralel olacak şekilde U1, U2, U3 uçaklarının hızları eşit olduğuna göre GE doğrultusuna ilerleyen U3 uçağı kaç dakikada radarın gözleminde kalır demiş. Şimdi bakalım öncelikle burada bize U2 uçağın 30 dakikada buradan geldiğini söylediğine göre bunun tamamı 30 dakika ise sonuçta burası yarı çap. Dolayısıyla 30 dakika ise bunları 15 dakika 15 dakikada alacak. Yarı çap 15 olduğuna göre o zaman buradaki uzunluğumuz da 15 gelecek. Dolayısıyla buradaki uzunluklar eşit. O zaman buradaki açılar da eşit olacak. Alfa alfa. Dolayısıyla ikiz kenar üçgende burada bir dik indirirsek eğer burası da normalde 24 dakikaydı. O zaman bu kısmını 12 dakikada bu kısmını da 12 dakikada alacak. Burada 12 hipotenüs uzunluğu 15. O zaman buradaki uzunluğumuz da şuradaki uzunluğumuz da 9 gelmiş oldu. Şimdi şöyle diyelim burası alfa açısı alfa açısı Burası da 2 alfa açısı dersek. Şimdi EG'yi de çizelim. Şöyle EG doğrultumuz var. CD'ye paralel olacak şekilde. Burasının 2 alfa olduğunu biliyoruz. Buradaki uzunluğumuz zaten 15 demiştik. Burasını bilmiyoruz. Buradaki x uzunluğu uzunluğu. Şimdi buradaki EG yolunu da kaç dakikada alacağını soruyordu. Sonuçta bunlar da eşit olacaklarına göre burasının x dakikadaysa burası da x dakikada. Şimdi trigonometriden gitmeye çalışabiliriz. Mesela burada alfa'dan gidelim. 2 alfa açısının karşısı ve hipotenüs uzunluğu sonuçta burası dik. Karşı ve hipotenüs uzunluğu bilindiğine göre sinüs açısını alsak sinüs 2 alfa değerimiz karşı bölü hipotenüs'ten x bölü 15 geldi. Sinüs 2 alfa'yı yarım açıdan açsak 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa değeri x bölü 15'e eşit. Şöyle devam edeceğim. 2 çarpı. Şimdi sin alfa açı için şuradaki üçgeni kullanabiliriz. Mesela şuradaki üçgenimiz de şöyle çizilecek olursak burasını. Şurası 90 dereceydi. Burası 10, 9 santim. 9 dakika olarak alacağız pardon. Burası 12 dakika. Burası 15 dakika. Burası da alfa. Dolayısıyla alfa açısının sinüsünü aldığımız zaman karşı bölü hipotenüsten 9 bölü 15 geldi. Çarpı kosinüs alfadan dolayı komşu bölü hipotenüsten dolayı da 12 bölü 15 geldi. Bu ifade x bölü 15'e eşitmiş. 15'leri sadeleştirdik. 3'e böldük 4, 3'e böldük 5 geldi. Buradan 72 bölü 5 x'e eşit oldu. Şimdi x dediğimiz buradaki normalde u3 uçağının alacağı yolun yarısı sadece. x'in buradan 72 bölü 5 dakika eşit olduğunu bulduk. Dolayısıyla 2x dakika kadar gideceği için 2 katını aldığımız zaman 144 bölü 5 dakikada u3 uçağı g'den e'ye ulaşacak. Dolayısıyla 144/5 bölü 5 dakika kadar radarın gözleminde kalacak. O zaman biz de şıklara baktığımız zaman burada ondalıklı olarak verilmiş. 144'ü 5'e bölelim. Buradan 2 defa gelecek 10. 4'ü indirdiğimiz zaman 44. 8 kere diyebiliriz. 1 40 daha geldiğin zaman buradan yine 8. Kalan 0. Dolayısıyla 28,8 dakika kadar radarın gözleminde kalacaktır diyoruz.